Anne, babam dedemin en iyi arkadaşını yemiş. Ne? Babam çiçeği yemiş anne. Olamaz. Olamaz. Ben size kapıyı kilitlemeyelim demiştim ama dinlemediniz. Baba ne yaptın? Tamam, ne olmuş yani? Tamam hayatım, tamam, bir şey yok. İlk gün gayet iyi geçti. Zaten istediğin kadar yeşillik yiyebiliyordun. Neden çiçeği yedin ki zavallıcık? Kemal Bey de bizi yiyecek ama. Özellikle de beni. Çiçeği bana emanet etmişti. Kahvaltı olarak arka bahçedeki ağaca ne dersin baba? Sizin servisiniz gelmiştir, hadi okula. Hadi iyi dersler. Ne? Haluk iyi misin? İyiyim. Bak kendini kötü hissediyorsan vazgeç. Ne demek kendini kötü hissediyorsan vazgeç? Sen beni o kadar güçsüz mü sandın? İyi hadi gel o zaman, kahvaltın hazır. Hadi tabii gel. Tabii. Kepekli ekmek, kibrit kutusu büyüklüğünde yağsız peynir, şekersiz çay. Evet. İğrenç. Evet ama sağlıklı. Seni çok iyi anlarım Alukçığım. Ben de 10 yıldır soğan diyetindeyim. Nasıl burnumda tutay o soğan sarımsaklar bir bilsen. Sizi çok iyi anlıyorum. Zaten ortada hatun da yok. Boşu boşuna yemeden duruyoruz da. Fena mı olurdu şimdi hamsi tavanın yanında kırsaydık bir baş soğanı. Yanında da sarımsaklı haydari. İzgarada kızarmış biberi, soğanı, eti, piliçi. Oo. Kemal Bey amca. İyi günler yavrum. Bebeğimi görmeye geldim. Nerede benim bebeğim? Nerede benim güzelim? Eyvah. Şimdi yandık. Ah! Benim bebeğim yok. Nerede çiçeğim? Bana bak. Çiçeğime bir şey mi oldu? Yok yok, bir şey olmadı. Şey oldu. Ne oldu? Meltem Hanım işe götürdü. İşe mi? Evet. Bugün benim çok işim var diye yanında götürdü. O ilgilenecekmiş. Muhabbet edecekmiş. Konuşacakmış. Sevecekmiş. Okşayacakmış. Ya güzel. Babasının kızı. İsmail Bey, siz 10 yıldır soğan sarımsak yemiyorsunuz değil mi? He. Bir kız bulduğunuzda ağzınız kokmasın diye değil mi? He. Ama bulamadınız. He daha bulamadım. Bugün gene bir piliç gelecek ama eminim o da yok diyecek. Bakın ne diyeceğim. Yok yok yok. Cep telefonu da kapalı. İş yerini aradın mı anne? Orayı da aradım. Selami de bilmiyor. Sakın bir yerde başı dönüp kalmasın adamcağızın. Gül neler diyorsun sen öyle? Bence dedemin çiçeği onu bir süre idare eder. Ah galiba geldi. Buyurun efendim. Hoş geldin Selami. Vallahi Meltem yok yok yok. Ne İsmail Bey var ortada ne Haluk. Özür dilerim. Senin suçun değil Selami. Ama büroda da yoklar. Ben bir ara bankaya gittim geldim. Yoklar. Nereye gidebilirler ki? Jale Hanım da İsmail Bey'i arıyor. Çok acil görüşmesi gerekiyormuş. Cep telefonu niye kaparlar ki insanlar? Ben gideyim isterseniz. Yarın gelirim. Aa, yok yok gitmeyin. Neredeyse gelirler. Bakın saat de geç oldu. Çocuklar da merak ediyor onları. Onları bulmamız lazım. Selami. Bu kim? Ya, İsmail Bey teklifte bulunmuş. Acil görüşmesi gerekiyormuş. Oh be. İşte mutluluk bu. Nasıl özlemişim bu soğan sarımsağı bir bilsen. Yüzüme kan geldi be kan. Boşu boşuna yememişim bunca yıl bu soğanları. Koskoca 10 yıl sarçır oldu gitti be. Bence siz yine de fazla yemeyin. Ağzınız çok kokacak.
Bırak da yiyeyim de. 10 yıl yemedik de ne oldu? Bir tane hatun bulabildik mi? Garson, uşağım getir şu soğanlardan biraz daha bakayım. Ben gideyim artık. Herhalde gelmeyecek. Yok yok, oturun. Neredeyse gelirler. Halil'i bulduk, bu İsmail Bey de yanındadır zaten. Heh be kardeşim. Haluk, neredesin sen? Mutluluğun sırrını buldum hayatım. Neymiş o? Sağlıksız beslenmek. Bu diyet işi bana göre değil. Beni bozar. İsmail Bey. Uy, Jalanım, siz de mi buradasınız? Bana bir teklifte bulunmuştunuz ya. Evet. Kabul ediyorum. Cevabım evet. Ama siz soğan kokuyorsunuz. Böyle soğan kokan bir erkekle asla beraber olamam. Ne hayır? Aman, aman. İsmail, İsmail Bey. İsmail Bey. Yardımcı olun. İsmail Bey. Nerede benim çiçeğim? He? Canım nerede benim çiçeğim? Şimdi yandık. Dedeciğim çiçeğin. Mesela yavrum benim bebeğimi getir bakayım, o bebeğimi. Burada baba. Hadi güzel. Kim yedi benim çiçeğimi? Haluk yedi. Hayır. Haluk? Yalan söylemeyin. Haluk ot yemez. O et oburdur. Benim bebeğimi kim yedi he? Söyleyin. Koşamayacağım anamla. Benim bebeğimi kim yedi?